Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 26 organik kimya ile devam ediyorum. Bugün sizlere alkenlerin ve alkinlerin eldesi ve kullanımından bahsedeceğim. 11. videomuz. Alkenlerin genel laboratuvar eldesi ayrılma tepkimesi yoluyla gerçekleşir. Mesela şöyle bir ayrılma tepkimesi var. CH3, CH, burada bir OH, karbon, hidrojen, hidrojen ve hidrojen. Şimdi burada ısı ve sülfürik asit vasıtasıyla komşu iki karbondaki hidrojen ve OH su olarak açığa çıkacak ve burada yeni bir bağ oluşacaktır. Böylece alken elde edilecektir. Evet, su ürün olarak çıktı. Gördüğünüz gibi alken bir ayrılma tepkimesiyle elde edildi. Kimya endüstrisinde kullanılan başlıca alken etilen yani etendir. Etilen dünyada en çok üretilen organik kimyasaldır. Yukarıdaki tepkime etilen eldesi için ticari olarak fazla bir öneme sahip değildir. Etilen esas olarak diğer hidrokarbonların ısısal parçalanmasıyla elde edilir. Alkinlerin eldesi ve kullanımına gelecek olursak, asetilen en basit alkin olup kömür, su ve kireç taşından 3 basamaklı bir işlemle elde edilir. Şimdi kalsiyum karbonat kireç taşı ısı vasıtasıyla kalsiyum oksit ve karbondioksit meydana getirir. Kalsiyum oksit kömürle yani kömür karbon kömürle elektrik fırını 2000 santigrat derecede ne verecektir? Kalsiyum karbür ve karbon monoksit verir. Kalsiyum karbür, diğer adı da kalsiyum karbürün nedir? Kalsiyum asetilür. Şimdi kalsiyum karbür de suyla birleşerek alkini verecektir. Gördüğünüz gibi suyla alkin verdi ve kalsiyum hidroksit açığa çıktı ürün olarak. Şimdi devam edelim. Diğer birçok alkin asetilenin CH bağının asidik olması nedeniyle asetilenden elde edilir. Şimdi asetilenin CH bağı asidiktir. Şöyle asetilenimizi yazalım. Kuvvetli bir bazik ortamda sodyum amit kuvvetli bazik ortam sağlar. Bu bazik ortamda protonunu verir. Asidik proton olduğu için asetilen H'ını, protonunu asidik olduğu için verebilir ve ne meydana getirecektir? H, C, üçlü bağ C. Sodyum asetilenir ve bir protonunu NH2'ye verdiği için amonyak meydana gelecektir. Şimdi sodyum asetilenir bir alkil halojenürle CH3Br diyelim. Metil bromür bir alkil halojenürle birleşerek ne yapacaktır? Başka bir alkini meydana getirecektir. Evet, buradaki CH3 buraya bağlandı. Sodyum ve brom da sodyum bromür şeklinde meydana geldi. Şimdi bu tepkime devam ettirilerek üçlü bağ 2 pentinin sentezinde olduğu gibi zincirde istenilen yere yerleştirilebilir. Şimdi tepkimeyi devam ettirelim. Şuradaki alkinimizi alalım. Evet, alkinimiz bu. Yine kuvvetli bazik ortamda yani sodyum amitle alkinimizin şu protonun asidik olması özelliğinden faydalanarak proton ne yapacak? NH2'ye verecek
Bu artı, bu eksi. Burası da sodyumla birleşerek yine sodyum asetilenür. Buradaki nedir? Sodyum metil asetilenür meydana gelmiş olacak. Evet, sodyum üçlü bağ karbon ve ne var burada? CH3 var. Artı proton NH2'ye verildiği için yine NH3 meydana geldi. Şimdi buradaki sodyum asetilenür, ne yapacak? Bir alkil halojenürle birleşerek istediğimiz alkine ulaşmış olacağız. Şimdi biz burada pentin oluşmasını istiyoruz. 5 karbonlu bir alkinimizin olmasını istiyoruz. O zaman neyle birleştiririz? Etil bromürle birleştirirsek, yani 2 karbon buradan geldi, 3 karbon da burada var, pentini elde etmiş oluruz. Böylece CH3, CH2, C3'lü bağ ve CH3 şeklinde 2 pentini elde ettik. Şimdi bir ikinci karbonda 1, 2, 3, 4, 5 ikinci karbonda üçlü bağımız var. Artı sodyum ve bromda birleşerek neye dönüştü? Sodyum bromüre dönüştü. Evet, günümüzde asetilenin en çok kullanıldığı alan polimer üretiminde kullanılan kimyasalların elde edilmesidir. Mesela bu kimyasallardan vinil klorürü düşünebiliriz. Vinil klorür polimerleştirildiğinde polivinil klorür oluşturur. Yani PVC olarak bildiğimiz bizim bir polimerdir. İşte bu polimerleri elde etmek için gerekli olan kimyasalların üretiminde en çok asetilen kullanılır. Ayrıca asetilen aşırı oksijen ile yandığında yüksek sıcaklıkta bir alev oluşturur. Ve ne olur bu da? Asetilen kaynağı diye bildiğimiz metallerin kesilmesi veya bükülmesinde bu kullanılır. Bu tepkimeyi de yazacak olursak asetilen şu şekilde gaz halde artı oksijen gazıyla oksijen gazı varlığında yakıldığında zaten bir organik bileşik olduğu için karbondioksit ve su oluşmasını bekleriz. H2O gaz halinde. Şimdi bu denklemi denkleştirelim. 5 bölü 2. Gördüğünüz gibi burada da bu tepkime sonucunda bir alev, yüksek sıcaklıkta bir alev oluşur. Bu alev de asetilen kaynağı diye metallerin ve metallerin kesilmesi ve bükülmesinde kullanılır. Evet arkadaşlar, alken ve alkinlerin tepkimeleri, eldesi ve kullanımı ile anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda alkenlerin ve alkinlerin tepkimelerinden bahsedeceğim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.